العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. عزيز مؤمنين، محترم مسلمانlar، temel İman esaslarını, itikadi, inanılması zaruri olan, iman edilmesi, tasdik edilmesi şart olan hususlarda ve hükümlerde en ufak bir tereddüt göstermemek lazım. Devamlı ve her yerde, her zaman, her vesileyle, her vasıtayla inanılması şart ve zaruri ve mecburi ve mükellef olduğumuz hususları bıkmadan, usanmadan, yorulmadan insanlara, nesillere, çocuklara, ailelere, yurtlarımıza, yuvalarımıza, yavrularımıza anlatmak zorundayız. İnne astakal hadisi kitabullah, işte mesela inanılması, tasdik edilmesi zaruri, mecburi olan hükümlerden, esaslardan, itikadi hükümlerden birisi işte budur. İnne astakal hadisi kitabullah, sözlerin en doğrusu, sözlerin en sağlamı, söz dediğimiz kelime, cümle, mana, konuşurken, anlaşırken, anlatırken bahsedilen sözlerin en sağlamı, en yanılmazı, en sarsılmazı, hatasız olan, yanılması olmayan, şaşırması olmayan, nazil olduğu günden bugüne kadar aksi zuhur etmeyen, yanlışı olmayan, eksiği olmayan, noksanı olmayan ve kıyamete kadar da eksilmeyecek, yanlışı çıkmayacak, hatası olmayacak olan tek söz bizim itikadımıza göre nedir? Kitabullah, Allah'ın kitabıdır. Niye bunun üzerinde böyle duruyoruz? Veya niçin bunun üzerinde böyle durulması icap ediyor? Bugünkü sohbetimizde bu konuları inşallah geniş bir şekilde mütalaa edeceğiz, müzakere edeceğiz, hatırlayacağız. Ve estakal hediyi hediyu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların, türlü türlü yollar var. Yolların yine en doğrusu, en şaşmazı, insanı doğrudan doğruya, hakka, hakikate, Allah'a ve cennete götürecek olan en doğru, en yanılmaz, en şaşmaz, en hatasız, en kazasız, en belasız yol nedir? Hedyu Muhammed, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin
yoludur diyor. Bakın yani bunlar temel imani meseleler. Bunlara böyle inanmadan Müslüman olunmuyor. Bunlara böyle iman etmeden, bunları böyle tasdik etmeden kalbimizle, kalıbımızla, ruhumuzla, vicdanımızla bunları onaylamadan, doğrulamadan, tasdik etmeden vallahi Müslüman olunmuyor. Niye bunun üzerinde böyle durmak icap eder? Niye nesillerimize, çocuklarımıza, okuyanlarımıza, yazanlarımıza, tümüyle bütün bir memleket sathına, tamamıyla bütün dünya insanlarına bu gerçeği anlatmakla mükellef miyiz, değil miyiz? İşte yine burada mesele düğümleniyor. Bunların üzerinde çok durmak lazım. Çünkü hakikaten anlatılması gereken, konuşulması icap eden çok meseleler var ama temel meseleler dururken, zaruri meseleler, mecburi meseleler dururken başka meselelerle uğraşmak hem uğraşanı mesul eder hem de o kişiyi dinleyen cemaati mesul eder. Mesela İslam'da Allah'ın dini olan inneddine indallahil İslam olan dini İslam'da iki türlü hüküm var. Birisi itikadi hüküm. İtikat. Yani inanmak demek. İnanmaya taalluk eden hükümler. İnanmakla, itikad etmekle ancak halledilmesi lazım olan meseleler. İkincisi de ameli hükümler. Yani yapmakla, bizzat elimizle, ayağımızla, gözümüzle, kulağımızla, bilfiil hareketlerimizle yapmak zorunda olduğumuz hükümler var. Demek ki birisi kalbimizle tasdik etmek zorunda olduğumuz hükümler, öbürü de organlarımızla yapmakla hükümlü olduğumuz hükümler. Bunlar çok mühim meseleler. İnanmakla, kalbimizle tasdik etmek suretiyle inanmak zorunda olduğumuz meseleleri anlamadan ameli hükümlere geçmek mümkün değil. Çünkü ameli hükümler neyin üzerine bina edilir? İtikadi hükümlerin üzerine bina edilir. İmani esaslara istinad eder ameli hükümler. Evvela imani, itikadi konular, hükümler anlatılacak. Ondan sonra da amel dediğimiz, ameli salih dediğimiz hükümler gelip onun üzerine bina edilecek. Mesela her zaman gündemde günün meseleleri arasında hala yer almaya devam eden başörtüsü konusunda mesela bu iki hükmü, bu iki şekildeki hükmü misal olarak arz etmek gerekirse evvela başörtüsünün Allah'ın hükmü olduğuna, emri olduğuna ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ile sabit olduğuna itikad etmek lazım, inanmak lazım. Bu ne oluyor şimdi? İtikadi hüküm oluyor. İtikad, inanmaya ait bir hüküm oluyor. Evvela inanması lazım. Evvela itikad etmesi lazım. Ha Rabbül Alemin, Müslüman olan bir kadına, Müslüman olan bir kıza, buluğa erdikten sonra, yani çocukluk sınırından çıkıp kadınlık sınırına, ergenlik sınırına girdikten sonra başına bir başörtüsü koymasıyla alakalı Allah'ın ayeti, Allah'ın hükmü, Allah'ın emri olduğuna inanması lazım. Buna inanırsa
işte itikadi ve imani olarak meselenin birisini yerine getirmiş olur. Hiçbir bahaneyle, asırla, çağla, devirle, ilkeyle, ülkeyle sınırlanması mümkün değil bu hükmün. Hiçbir bahaneyle Allah'ın bu konudaki hükmünün, ayetinin mevcudiyetini inkar etmek mümkün değil. Yani mümin olabilmek için bunu tasdik etmek zarureti var, zaruri. Bu olmadan mümin olmaz, Müslüman olması mümkün değil. İnandıktan sonra başına başörtüsünü koyması da ne oluyor? Ameli hüküm oluyor, ameli. Ha, şimdi yapabilirsin. Önce inanacaksın, sonra yapacaksın. İnanmadan, itikad etmeden, tasdik etmeden başına başörtüsü koyması zaten mümkün değil. İslam dininde her bir ameli hükmün altında imani hüküm vardır. İmana dayanan bir hükmün neticesidir. İnanmak mecburiyetindedir ki ondan sonra o ameli, o hükmü yerine getirebilsin. Namaz da böyle. Evvela namazın Allah'ın hükmü olduğuna inanması icap eder. Buna iman, itikat diyoruz, tasdik. Kalbi bunu tasdik edecek. Tasdik ettikten sonra o namaz hükmünü yerine getirmeye başlaması da ameli hükmü temsil ediyor. Amel. Önce iman, sonra amel. Çünkü Kur'an'da yerleri, ayetleri, hükümleri belli olduktan sonra zaten bir mümin tartışmıyor. Niye? Sözlerin en doğrusu, yani Kur'an'daki ayetlerin ve hükümlerin doğruluğuna, eksiksiz olduğuna, noksansız olduğuna, yerine getirildiği takdirde insanların hayrına olacağına zaten temelden inanmış oluyorsun. Temelde bu iman yoksa zaten bu hükmün yerine getirilmesi mümkün değil. Zorla, cebirle, ikrahla zaten inanmayan bir adama, inanmayan bir insana yükleyemez. Bundan dolayıdır ki İslam itikadında, İslam dininde biliyorsunuz, inanmayan adama namaz kılmak farz değil. İnanmayan adama oruç tutmak farz değil. İnanmayan kadına başörtüsü kullanmak farz değil. Yani Allah henüz iman etmemiş kadına namaz emanetini vermiyor. Dikkat etmek lazım bu hususa. Henüz iman etmemiş bir kişiye oruç emanetini, oruç tutmak amelini teklif etmiyor. Oruç tut demiyor. Evvela orucun Allah'ın bir emri olduğuna inanmayı teklif. Önce inan, sonra yap diyor. Bugün dünya Müslümanlarının ve dünya Müslümanlarının arasında ve içinde de Türkiye Müslümanlarının en büyük problemi, en büyük çıkmazı, en büyük açmazı, en büyük meselesi işte bu noktada bulunuyor. Allah'ın hükümlerinin doğruluğuna, kıyamete kadar devam edeceğine, bu hükümleri yerine getirmemizin icap ettiğine baştan inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz? Siyaset adamlarına sorulması gereken, Cumhurbaşkanına, Genelkurmay Başkanına, Başbakana, Anayasa Mahkemesi Başkanına, üniversite rektörlerine, fakültelerin dekanlarına, milletvekillerine, devlet bakanlarına, belediye başkanlarına sorulması gereken bir numaralı mesele budur. Siz Allah'ın koyduğu hükümlerin doğruluğuna ve tatbik edilmesinin zaruretine inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? En büyük problem budur. Geçen geçmiş tarihte birçok şeyler olmuş. Yapmışlar, yıkmışlar, silmişler, atmışlar, etmişler her neyse.
Ama dünya hızla değişiyor. Olaylar hızla büyüyor, çoğalıyor. Mevcut kanunlar Allah şahittir ki can emniyetimizi sağlayamıyor. Mevcut polisler, emniyet müdürünün biri gidiyor, biri geliyor, yine can emniyetimiz sağlanamıyor. Mevcut kanunlar mülkiyetlerimizi koruyamıyor. Mevcut ekonomik sistem insanları mutlu yapamıyor, müreffeh yapamıyor. Fakirleri fakirlikten kurtaramıyor, zenginleri azgınlıktan önleyemiyor. Fakirler bezgin, zenginler azgın. Hadi önleyin bakayım. Mevcut kanunlar suyu istimalleri, rüşveti, hırsızlığı önleyemiyor. Mevcut kanunlar karşılıksız çek vermenin önüne geçemiyor, senetleri tahsil edemiyor. Mevcut şahıslar demiyorum bakın. Mevcut kanunlar diyorum. Sistem diyorum, şahıs demiyorum. Bugünkü başbakanı alın, yerine başkasını getirin, vallahi yine aynı olacak. Türkiye'nin meselesi, şahıs meselesi değil, sistem meselesi. Bu sistemin değişmesi lazım. Bu kanunların değişmesi lazım. Şurada siyaset adamlarına, bakanlara, başkanlara, şunlara, bunlara bu konuyu sormamız lazım. Beyefendi, sayın rektör, sen Kur'an'da Allah'ın koyduğu kanunların ve hükümlerin, mesela bir başörtüsü hükmünün doğruluğuna, lüzumuna, Müslüman kadınların bunu uygulamak zorunda olduğuna inanıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyorum derse vallahi kafirdir. O zaman yapacağımızı biz biliriz. İnanmıyorum derse bırak müsaade et bu kızlar başını öpsün demek lazım gelir. Lüzumuna inanmıyorlar. Bir devirde her nasılsa demokrasi memokrasi hesabına ve hürmetine mecliste başörtüsünü kızlar başına koyarak üniversiteye gidebilir diye bir kanun çıktı hatırınızdaysa. O günkü Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan General Kenan Evren derhal bu kanunu Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ederek iptal ettirdi. Bu adam resmen kafir oldu. Resmen Allah'ın düşmanı oldu. Niye? Kur'an'daki bir hükmü iptal ettiriyor bu adam. Evvela bu noktada Türkiye'deki Müslümanların anlaşması lazım. Şimdi üniversite kapısına kadar okumuş, tahsilini yapmış, diplomasını almış, üniversiteye başörtüsüyle girmek istiyor. Bu niye böyle? Bu kızlar keyfinden mi, zevkinden mi, affedersiniz, seksinden mi başörtüsünü başına koyup? Hayır. Bilakis aksine, yani zevkin, seksin, fuhşun meydanlarda kaynaştığı bir dönemde bu başına başörtüsünü koymak isteyen kızların derdi zevk olamaz. Keyfinden olamaz. Bir tek şeyden olur, imanından olur. İtikadından olur, başka ne olacak ya? Ha, bu kızları başörtüsüyle üniversiteye sokmayan kim? Efendim İstanbul Üniversitesi rektörü. Niye sokmuyorsun sen bu itikadından, Kur'an'da bu hüküm, bu ayet, bu Allah'ın hükmü var mı yok mu? Var. Niye sokmuyorsun? Öyleyse bu rektör resmen kafirdir. Bakın, yani burada anlaşılan itikadi mesele bunlar. Müslümanlar, Allah razı olsun camilere geliyorsunuz. Dinliyorsunuz vaazları. Ama şu temel meselelerde eğer ittifak edemiyorsanız, şu kelimede anlaşamıyorsanız, kim kafir, kim mümin bunu hala tartışıyorsanız, ben sizin de imanınızdan vallahi şüphe ederim. Ve bu cemaatten razı değilim. Bunlar basit meseleler ya, itikadi meseleler. Evvela inanılması gereken meseleler.
siz Allah'ın kitabındaki hükümlerin doğruluğuna, lüzumuna, kıyamete kadar geçerli olacağına inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz Sayın Başbakan diye? Niye sormuyorsunuz? Niye sormuyorsunuz ya? Sormaya sormaya bu hale geldiniz. Sormaya sormaya, bu konular açıklanmaya açıklanmaya bu hale geldik. Adam çıktı, göstermelik olarak Kur'an-ı Kerim'i öptü, bu adam Müslüman dediniz. Yalandan Beytullah'a gitti, bu adam Müslüman dediniz. Falan hoca efendiyi yanına aldı, bu adam Müslüman dediniz. Bir günde sorup da Kur'an'daki hükümlerin geçerli olduğuna inanıyor musunuz sayın general demediniz. Hep aldattınız, hep aldatıldınız, hep tamamen yanıltıldınız. İman meselesi. Ne olacak peki? İtikadi meselelerde anlaşamadıktan sonra ameli hükümlerde zaten anlaşamayız. Bakın aynen 12 Eylül 1980 öncesine döndük mü dönmedik mi? Döndük. Her gün cinayet. Korkunç. Koruyamıyorsunuz. Mevcut kanunlarınız insan haklarını koruyamıyor. Mevcut kanunlarınız yani mevcut sistem, rejim. Şu andaki ilkeler, rejim, sistem Türkiye'de yaşayan insanların can emniyetini sağlayamıyor. Gelin bunu kabul edin ya. Deyin yani. Size demiyorum bunu. Siz böyle inanmasaydınız buraya gelmezdiniz zaten. Ben öyle düşünüyorum. Sorun bunlara. Dinleyemiyorsunuz. Başka alternatifimiz, başka çaremiz, çözümümüz yok mu? Üç kıta dediğimiz hepiniz biliyorsunuz. Asya, Avrupa, Afrika. Üç kıtada 600 sene bütün dünya insanlarının canını, malını, ırzını koruyan bir Osmanlı Devleti yaşamış mı, yaşamamış mı? Neyle? Vallahi Kur'an-ı Kerim'le yaşamıştı. Bunu bütün dünya biliyor. Üç kıtada hem de. Yalnız Türkiye coğrafyasında değil. Osmanlı Devleti'nin yönetimindeyken Balkanlarda hiçbir şahsın burnu kanamamıştır. Osmanlı Devleti'nin yönetimindeyken Lübnan'a, Filistin'e hiçbir Yahudi topuğunu basamamıştır. Öyle değil mi Müslümanlar? Bak, İsrail'in dinsiz, Allahsız, kafir İsrail'in tankları akşam Lübnan'da köylere girmeye başladı. Yüreğiniz sızlamıyor mu, çıldırmıyor musunuz? Ya, aciz kaldıysanız, ekonomiyi bir türlü belli bir noktaya getiremiyorsunuz, mümkün değil. İtikadımıza göre olması da mümkün değil. Allah-u Teala işte Sure-i Bakare'de ve muhtelif ayetlerde ne diyor? Rabbimiz ne diyor? يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Bakın iki kelimelik ayettir. يَمْحَكُ Arapça mahvedecek demek. Faiz ile faiz ile kalkınmak isteyen ülkelerin paralarını Rabbimiz diyor ki imha edeceğim, bellerini doğrultmayacağım. Ayet bu. Yemhaku, neha yemhu, yani mahvetmek, imha etmek. Faiz yoluyla kalkınmak isteyen ekonomileri, faiz yoluyla kalkınmak isteyen hükümetleri Rabbimiz diyor ki vallahi zatıma yemin olsun ki batıracağım. Şimdi Allah mı doğru söylüyor, bunlar mı doğru söylüyor? İşte buna inanmak lazım. Türkiye'deki siyasiler buna inanmıyor. Türkiye'deki devlet yöneticileri buna inanmıyor. Benim derdim bu. Allah mı doğru söylüyor, başbakan mı? Siz ne diyorsunuz Müslümanlar? Külahlı kardeşlerim, takkeli kardeşlerim. Bakın meselemizde de düğümleniyor biz. Allah diyor ki, يَمْحَكُ riba. Faize dayalı, faiz bulunan ekonomileri, faiz yoluyla kalkınmak isteyen hükümetleri batıracağım diyor. Bunlar diyor ki yok biz milleti kaldıracağız. Kaldıramıyorsun. Yani Allah'la bir savaş var.
Allah'la yarış yapıyorlar. Müslümanlar. Gelin şunları bir anlayalım. Mümkün değil, gidemezsiniz. İşte adam geliyor, ticaret odalarının ortasına, göbeğine bombayı koyup gidiyor. Bu bombayı nerede koydu, nasıl koydu, kimdi, nereden geldi, nereden girdi? Araştır bakalım, ölen öldü, o kanı geriye getirebilir misin sen? Nasıl yapacaksınız? Allah-u Teala öyle söylüyor. Kur'an ne diyor? Fil kısası hayatun ya ulil elbab. Benim koyduğum kısas hükmünde sizin için hayat vardır diye ayet var Kur'an'da. Fil kısası, kısas hükmünde. Yani öldüren bir kişiyi öldürmek. Bir kişi bir kişiyi öldürdü mü? Öldürene katil derler. Öldürülene maktul derler. Öldürülmüş maktul. Öldürene katil. İslam hukukunda cezası nedir? Katilin öldürülmesidir. Bu hükmü resmen kaldırmışlar. Bu hüküm yok. Kur'an'ın bu hükmünü isabetsiz kabul etmişler. Ceza kanununu hazırlarken demişler ki Allah yanlış söylüyor. Allah eksik söylüyor. Katili öldürmemek lazım, hapsetmek lazım. Hapisleri doldurmuşlar. Hapishanede de rahat durmuyor. Eskişehir'deki o modern cezaevindeki katilleri serbest bıraktılar. O günden bugüne kan gövdeyi götürüyor. Görüyor musunuz? Ya Allah mı doğru söylüyor, Adalet Bakanı mı ya? Gelin burada anlaşalım, efendiler, sakallılar. Fil kısası hayatın ya ulil elbab, ayet. Ey akıl sahipleri, Allah'ın koyduğu ceza kanunlarında sizin için hayat vardır diyor. Ne demek bu? Allah'ın koyduğu hükümleri uygulamazsanız hayatınızı koruyamazsınız demektir. Koruyabiliyorlar mı? İşte hadise budur. Hadise budur. İnandığınız gibi yaşamak zorundasınız. İnanmak mecburiyet, Müslüman inanmak mecburiyetinde olan bir, inandığın gibi yaşayacağız. Yani bir Müslüman aynı anda hem Kur'an'daki hükümlerin, ayetlerin doğru olduğuna inansın, hem de bu ayetlerin haricinde başka bir hayat yaşasın. Buna imkan yoktur. Buna imkan yoktur. O halde bizim meselemiz Türkiye'de veya dünyadaki bütün Müslümanların meselesi şahıs meselesi değildir. Sistem meselesidir. Rejim meselesidir. Bir takım beşeri kanunlar meselesidir. Bu işte bakın, yani Cezayir'de 130 sene Fransız sömürgecileri, Fransız emperyalist deniyor. Emperyalist gavurca bir kelime. Türkçesi sömürgeci. Yine kadınlar çıplak dolaşmış. Ve dinin hükümlerini hayata geçirememişler. Yani laik sistem getirmişler. Fransa'nın menfaatine uygun bir sistem. Laik. Ne demek? Yani din ile dünya ayrılacak, yani Allah'ın dünya ile ilgili, dünyaya ilişkin hükümleri kaldırılacak. Allah ne diyor mesela? Allah ne diyor Celle Celaluhu? Ey insanlar, denizleri yarattım. Tamam. Denizlerde şifa var, deniz suyunda şifa var. Denizde yıkanabilirsiniz. Kadınlar da denizde yıkanabilir, erkekler de denizde yıkanabilir. Cenab-ı Hak tamam, serbest, helal, mubah. Ama bir şart koymuş. Kadınlarla erkekler beraber yıkanmayacak demiş. Diyen kim? Allah. Peki siz Allah'ın hükümlerine, emirlerine, ayetlerine doğru, isabetli diyor musunuz, demiyor musunuz? Bakın bak, aynı noktaya geldi mesela, görüyor musun? Aynı noktaya geldi. Kadınlarla erkekler beraber denizde yıkanmayacak. Kadınlar ayrı yıkanacak, erkekler ayrı yıkanacak demiş Hazreti Allah. Yok canım, Allah bu zamanı bilmemiş, Allah eksik düşünmüş. Biz kadını ve erkeği beraber denize sokacağız dediler Cezayir'deki generaller. Demek işin içinde itikadi meseleler, siyasi falan değil bu iş.
Allah'ın koyduğu sınırları, hudutları, hükümleri isabetli kabul ediyor musun, etmiyor musun? Mesele budur. Türkiye'deki Müslümanların da bütün meselesi budur. Her bir yetkiliye, sorumluya, bakana, dekana, sektöre, rektöre sormanız lazım. Siz Kur'an'ın içinde yazılı bulunan hükümlere, ayetlere ve bunların doğru olduğuna, bunların geçerli olduğuna inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Evvela buradan başlamak lazım meseleye. Bakınız mesela, elimde bir kitap var, fotokopisi var. Vaktiyle bu konular konuşulmuş mecliste. Kısa bir şey arz edeyim size. 1926 yılında, bakın ne kadar eski. 1926 yılında Adalet Bakanı bulunan Mahmut Esat Bozkurt adındaki şahıs aynen şöyle konuşuyor. Meclis konuşması, zabıtlardan almışız. 1926 yılında Adalet Bakanı bulunan Mahmut Esat Bozkurt, unutmayın. Aynen şöyle söylüyor. Efendim, ilahi kanunlar, yani dini kanunlar durmadan ilerleyen hayatın huzurunda ölü kanunlardan, ölmüş kelimelerden başka bir şey değildirler. İlerleyen diyor, yürüyen, akıp giden hayatın karşısında Allah'ın koyduğu hükümler ölmüştür diyor. Vallahi böyle. 1926 yılında Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt. Ölü kelimelerden başka bir anlam ifade edemezler. Bunun için dinlerin yalnız vicdan iş olarak kalması ve bugünkü uygarlığın esaslarından ve eski uygarlıkla yeni uygarlığın en önemli ayırıcı niteliklerinden birisi dinin hükümlerini devletten ayırmaktır. Artık esaslarını dinlerden alan kanunlar uygulanmakta oldukları toplulukları, nazil oldukları ilkel devirlere bağlarlar ve ilerlemeye engel olan belli başlı etkenler arasında bulunurlar. O halde Türkiye'nin ilerlemesi için dinin hükümlerinin kaldırılması lazım. İşte 1926 yılında Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt böyle söyleyerek kanunları değiştirmişler. Ve daha sonra da bakın 1928 yılına gelmiş, 2 sene sonra 1928 yılına kadar anayasamızın 2. maddesinde dikkatinizi rica ediyorum. Arada da safları sıklaştırın, biraz sonra bağıracak bir kardeşimiz, safları sıklaştırın diyecek. Ona gerek kalmadan boşluklar varsa yanımızda sağda solda dolduralım. 1928 yılına kadar anayasamızın 2. maddesinde Türkiye devletinin dini, dini İslam'dır diye bir cümle vardı. Yine arşivden okuyorum. Resmi yazı. 1928 yılına kadar anayasamızın 2. maddesinde Türkiye devletinin dini, dini İslam'dır. Bak o zaman yazıyormuş. 26. maddesinde de Büyük Millet Meclisi Allah'ın hükümlerini yerine getirir yazıyormuş. Görüyor musunuz? 1928'de bu oluyor. 26. anayasanın, o zamanki anayasanın 26. maddesinde de dikkat edin, Büyük Millet Meclisi Allah'ın hükümlerini yerine getirir. Maddeye bak. Şeklinde madde vardı diyor. Malatya Milletvekili İsmet Paşa ve 120 arkadaşı anayasanın bu ilgili maddelerinin tamamının kaldırılmasını, değiştirilmesi için kanun tasarısı hazırlayıp Millet Meclisi'ne sunmuşlardı. Bu tasarı oylamaya katılan 264 üyenin oy birliğiyle kabul etmekle anayasamızdan bu maddeler kaldırılmış, ayrıca 16. ve 38. maddelerdeki Cumhurbaşkanı'nın ve milletvekillerinin yeminleri vallahi kelimesinin yerine namusum üzerine söz veriyorum biçimini almıştı. Ta 28'de. Vallahi kelimesini kaldırmışlar, yerine namusum üzerine söz veriyorum şeklini getirmişler. İşte 9 Nisan, işte tarih takan okuyorum. 9 Nisan 1928
tarihli ve 1222 sayılı olan bu kanunla laiklik Türkiye'de 28 yılında resmen kabul edilmiş oldu. Resmi kitaptan okuyorum. Oldu. Yani artık anayasamıza göre Türkiye devletinin bir dini yoktur. Artık anayasamıza göre Türkiye devletinin bir dini yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kur'an'la, şer'i hükümlerle bağlı değildir. Çağın ihtiyaçları gerektirdikçe meclis Kur'an'daki ayetlere aykırı kanunlar koymakta özgürdür. Görüyor musun demedim? Çağın ihtiyaçları gerektirdikçe diyor meclis, yani millet meclisi, Kur'an'daki ayetlere aykırı kanunlar koymakta özgürdür. Gördünüz mü? Söz gelişi Kur'an'da Bakara suresinin 276. ayetinde Allah faizi resmen haram kılmıştır. Halbuki 2279 sayılı kanun ile millet meclisi kanun yaparak faizden para kazanma işini resmen düzenlemiştir. Ve devam ediyor. Okumakla bitiremem bunu. Bugün de 26'da 28'de durum neyse bugün hiç değişmemiş, aynı madde devam ediyor, aynı anlayış devam ediyor. Geçen hafta hepiniz biliyorsunuz, bir kancık bakan, devlet bakanlığı makamına nasıl getirildiyse getirilmiş bulunan kancık bakan, resmen Türkiye hudutları dahilinde zina yapmak suç sayılmasın diye vallahi kanun teklifi hazırladı. Zina suç sayılmasın. Bunu hepiniz duydunuz, işittiniz. Şu bizim Müslümanlar ne olacak ya? Ertelensin ama bunu teklif etmek bile felaket değil midir? Düşünebiliyor musunuz efendiler? Niye? Çünkü artık dinin hükümleri eskimiş onlara göre, atılmış. Allah'ın hükümleri diyor, eskimiş artık. Bugünkü insanın idaresine yetmezmiş Kur'an-ı Kerim. Muhammed Mustafa çöl arabıymış, bugünkü medeni insanı yaşatamazmış. Vallahi böyle inanıyorlar. Geçen gün bir üniversite doçentiyle Beyazıt'ta bir münasebette hasbelkader bir yerde görüşmüş olduk. Görüşmek zorunda kaldık. Bir yere girmiştik. Adam diyor ki ya siz diyor, sizin diyor ben kafanıza şaşıyorum diyor hocalarım diyor. Hala 1400 sene evvelki diyor Muhammed diyor bu asırdaki insanlara diyor yön verebilir ya, eskimiş bu adam diyor. Doçent bu. O halde bizim meselemiz budur. Bizim problemimiz budur. Ya Allah'ın Kur'an'ıdır yahut bu adamların felaketidir. O halde tek bir kavşaktasınız Müslümanlar. Bunu başbakana da söyleyin, cumhurbaşkanına, herkese, herkese söyleyin. Biz Türkiye Cumhuriyeti bir kavşaktadır. Ya Allah'ın kitabına dönüp kurtulacak yahut mahvolacak. Başka çaresi, başka çözüm yoktur. İşte önleyemiyorlar. Bakın aynen 1980 yılının haline, tablosuna Türkiye dönmedi mi? Bombalar, ölümler, suikastlar. Aynı ya. Yani 12 sene tamamen boşa gitmiş. 1980, hiç kimse hayatından emin değil. Hiç kimse ırzından, namusundan emin değil. Devamlı olarak televizyonda yeni kanallar çıkıyor, yeni kanallar çıkıyor. Anadan doğma fuhuş filmleri gecenin yarısına kadar Müslümanların çocuklarına zehir gibi aksediyor. Hacılar, hocalar, efendiler, Müslümanlar, ne olacak haliniz? Hiç kimse ırzından ve namusundan emin olamaz. Hiç kimse bu kanunlarla, bu maddelerle can emniyetinden bahsedemez. Bakın durmadan valiler değişiyor. O vali oraya, o vali oraya, o emniyet müdürü buraya, buradaki oraya. Ama yine önleyemiyorlar. Demek bu iş adam meselesi değil, kanun meselesi. Bu iş sistem meselesi. Bu iş nizam-ı ilahi meselesi. Ya Allah'ın nizamına döneceksiniz yahut böyle fırıl fırıl hayatın izzetini değil cezasını çekeceksiniz. Yazık değil mi ya? Dünyanın en güzel bölgesindeyiz, en güzel ülkesindeyiz ya. En güzel bölgesindeyiz, yedi itliğimin sahibiyiz. Arazimiz, toprağımız verimli, etimiz, ekmeğimiz, sebzemiz, meyvemiz bize yeter de artar bile. Ama bu faiz belası, o gün bir komisyoncu kabz-ı mal konuşuyor, hani sebze halinde. Siz de dinlemişsinizdir. Efendim diyor,
üreticide diyor 300 lira olan diyor maydanoz, üreticide, köylüde 300 lira olan maydanoz, gele gele diyor 6 tane tel halinde bir demet 3000 lira oluyor diyor. Faiz biniyor, nakliye biniyor, komisyoncu biniyor, yiyici, içici biniyor. Vatandaşın sofrasına 3000 liraya bir demet maydanoz geliyor. Geçen akşam bir çarşamba pazarından bir komşumuz var, oldukça da meraklı bir kardeşimiz. Bir demet denmez yani, saydım bir 6 tane çubuk, 6 tane tel sarmış bir demet yapmış maydanoz, 3000 liraya aldım diyor. Akşam geldim merak ettim diyor, mutfaktaki mutfak terazileri var, hani grama kadar tartıyor mutfak terazileri. O terazide tarttım diyor bu maydanozu, ödediğim parayla diyor bir hesap yaptım, kiloya çevirdim diyor, bu fiyattan bir kilo olsa 67 bin liraya geldi maydanozun kilosu diyor. Bunun sebebi sistemdir, şahıs değildir. Sistem çarpıktır, rejim bozuktur. Allah'ın nimetlerini, Allah'ın lütuflarını bakın ne kadar zor bir duruma getirmişler. Bir ot yahu, otu bile yemek hürriyetine malik değilsiniz. Hayvan yetişmiyor, insan yetişmiyor, sebze ne yetişiyor? Terörist ve anarşist yetişiyor. Bu halleriyle kalkmışlar, kendi hallerine bakmıyorlar, kendi yollarına bakmıyorlar, kendi parçalarına, pasavralarına bakmıyorlar. Rusya'daki Müslüman devletlere sistem götürecekler utanmadan. Zalim ve kafir Amerika, Türkiye'nin sırtına binecek, Türkiye'nin sırtından Azerbaycan'ın petrolünü yiyecek Allahsız Amerika. Türkiye'yi kullanacak. Çünkü Amerika'ya düşman Rusya. Rusya'daki Müslümanlar Amerika'ya düşman. Amerika düşman sıfatıyla karşısına dikilse kabul etmeyecek. Amerika, Rusya'daki Müslümanların dostu sıfatıyla Türkiye'yi karşısına dikiyor. Türkiye'yi kullanıyor. Türkiye'nin sırtına biniyor Amerika. Hadise budur. Çünkü Azerbaycan'da doğal gaz yatakları korkunç, petrol korkunç. Kazakistan'da uranyum var, nükleer silah var, pamuk var, aman Kafkas dağlarında muazzam dehşetli madenler, kaynaklar var. Amerika bunu tespit etmiş. Nasıl oraya nüfuz edebilirim? Ha, oradaki Müslüman Azerilerin, Kazakların, Taciklerin, Türkmenlerin, Tatarların itimat ettiği kim var dünyada? Türkiye. Ha, ben de Türkiye'ye itimat edeyim, Türkiye'yi çağırayım, 21 farede top patlatayım, gözünü boyayayım, talimat vereyim, emir vereyim. Türkiye'nin sırtından Rusya'daki cumhuriyetlere hakim olayım. Vallahi düşüncesi budur. Amerika'nın dostu yoktur. Amerika'nın dostu menfaatidir. Yeryüzünde İran Şahı kadar Amerika'nın dostu bir adam var mıydı? Devrildi herif, yıkıldı, yere yıkıldı. Amerika hastanesine kabul etmedi, ölüsünü kabul etmedi Şah'ın. Mısır'a sığınmak zorunda kaldı. Bunu hala bizim siyasiler anlamayacak mı acaba? Ne zaman anlayacak? Amerika'nın kitabı yoktur. Amerika'nın merhameti yoktur. Amerika'nın bütün dostluğu, her şeyi menfaatidir, dolardır, dolar. Doları da yular gibi takmış çekiyor bizi. Yular haline gelmiştir. 70 seneden beri Türkiye'nin hali meydanda. Düşünün yani, şimdi bir Müslüman Türk, Türkiye'de yaşayan bir Müslüman tüccar, Türkiye'de yaşayan Müslüman bir esnaf, Müslüman bir memur neyse, bir Amerikan doları satın almak istediği zaman ne ödeyecek biliyor musunuz? 5760 lira ödeyeceksin. Demek ki bizim paramızı bu adamlar bu sistemle, bu köle nizam ile bizim paramızı Amerikan dolarının karşısında 5760 defa küçültmüşler. Aşağı düşürmüşler. Hadi kalkın bakayım. Amerika'nın verdiği yardım adı altında vallahi sömürgedir. Faizle veriyor verdiği krediyi. Hepiniz biliyorsunuz. Hiç kimse babasının hayrına kredi verir mi lan Türkiye'ye? Faizle veriyor. Başbakanın ağzından duydunuz kaç kere. Amerika'ya ödeyeceğimiz diyor paraların sadece faizi. Hem ana parayı ödeyecek hem faizi ödeyecek. Ödeyecek olduğumuz faizin miktarı 30 trilyon dedi. 30 trilyon faiz. Ana para değil. Onu ödeyinceye kadar dolar yükselecek. Faizi de yükselecek, öde babakıyım öde, anasından doğan çocuklar vallahi borçlu doğuyor. Nasıl kurtulacaksın zavallı Türkiye? Nasıl çıkacaksın bataklıktan?
Bu sistemden kurtulabilir misin bu faiz? Allah diyor ki yemhakullahu riba. Faize dayalı ekonomileri batıracağım diyor. Sen kalkacağım diyorsun. Allah'la savaşıyorsun. Ve arkasından da laiklikmiş, demokrasiymiş, insan hakları. Ne insan hakları ya? Daha siz bir avuç başı örtülü kız öğrencilerin başörtüsüne tahammül edemiyorsunuz. Zavallı adamlar, zavallı laikler. Zavallı demokratlar. Zavallı insan hakları savunucuları. Bir avuç kız öğrencinin başörtüsüne tahammül edemiyorsun zavallı. Zavallı ortaçağ hayvanı. Bir avuç kız talebenin başörtüsüne. Bakın şimdi şurada bir vesika kestim gazeteden. Ne diyor? Bir dönemde çıkarılan başörtüsü serbestisi konusundaki bir kanunun dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi ve iptalinden sonra yine rektörlerin inisiyatifiyle bazı üniversitelerimizde devam eden başörtüsü yasağı Avrupa makamlarınca incelemeye alındı. Bakın ta Avrupa'ya gitmiş dava. Yazıklar olsun ya. Başörtüsü taktığı gerekçesiyle mezun olmaya hak kazandığı halde ve üniversiteyi birincilikle kazandığı halde üniversite diploması üniversite yönetimi tarafından verilmeyen Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Şenay Karaduman, Türkiye'deki yetkili makamlardan olumlu bir netice alamayınca Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na müracaat etti. Komisyon başörtülü kız öğrencimizin müracaatını incelemeye değer bularak gerekli çalışmaları başlattı. Şu hale bak. Birincilikle bitiriyor bu Müslüman Şenay namını kızımız Hacettepe'yi. Çıplak resim getirmez ve başından da örtüyü atmazsan diplomanı vermeyiz demişler. İki senedir diplomasını vermiyorlar. Laiklikmiş. Yerin dibine batsın böyle bir laiklik. Allah bu anlayışla, bu tarzda bunu uygulamaya çalışanları İslam ile terbiye etsin inşallah. Bu başımızdakiler, bu kanunlar, bu rejimler, bu sistemler eğer İslam'a tebdil olması mümkünse Rabbimiz İslam'a tebdil etsin. Amin. İslam'a tebdili mümkün değilse altın üstüne getirsin inşallah. Amin. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu yaptığı ilk incelemede üniversitelerimizdeki başörtüsüne karşı yapılan uygulamaları insan haklarına aykırı buldu. Türk üniversitelerindeki uygulamaların Türkiye'nin de altına imza koyduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Paris Şartı ve Helsinki Nihai Sözleşmesi'nin inanç, din ve vicdan hürriyetiyle ilgili hükümlerine ters düştüğünü gönderdiği yazıyla hükümete bildiren Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye'nin de bahis konusu sözleşmelere uyma mecburiyeti bulunduğunu hatırlattı. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Şenay Karaduman isimli öğrencimizin müracaatını bekletmeden incelemeye alan Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nezdinde derhal girişimde bulundu ve üniversitelerdeki başörtüsü uygulanması konusunda acil savunma istedi. Komisyon Türk Hükümeti'nin vereceği cevap için 27 Mart'a kadar süre tanıdı. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu başörtülü öğrencimiz Şenay Karaduman'ın haklarını savunabilmesi için sağladığı manevi yardım ve desteği yanı sıra maddi ve adli yardımda da bulunabileceğini istediği kadar avukat tutacağını da haber verdi. Bakın şu hale bakın. Üç kıtada 600 sene insanların haklarını koruyan bir ülkenin haline bakın. Avrupa'ya kadar gitmiş dava. Eğer komisyon önünde bir avukat tarafından temsil edilmek istiyorsanız ve ancak yeterli mali imkanınız yoksa komisyondan size avukat tutmak hususunda yardım isteyebilirsiniz diye Avrupa Komisyonu yazı yazdı. Bu kızımıza yazı yazmış. Buradan okuyorum. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu sekreteri Krüger imzası ile hükümete gönderilen yazıda mezun olmaya hak kazandığı ve birincilikle bitirdiği halde diploma alabilmek için bir başka öğrencinin müracaatının Türk yetkili makamlar tarafından reddedildiğine dikkat çekilerek şu görüşler istendi. Bayan Bulut tarafından aynı meseleye ilişkin olarak yapılan karar düzeltme talebi reddedildiğine göre Bayan Karaduman'ın sözleşmenin 26. maddesine göre iç hukuk yollarını tüketmediği ileri sürülebilir mi? Taraflar özellikle karar düzeltme yolunun benzeri durumlarda etkili olup olmadığı konusunda görüş belirtmesi. Başvurana
başörtüsü takmadan çekilmiş, açık saçık vesikalık fotoğraf vermediği için diplomasının verilmemesi bu kız çocuğuna zulümdür. Avrupa bunu söylüyor. Ve sözleşmenin 9. maddesinin 1. paragrafı anlamında inanç ve din hürriyetine yasayla öngörülmüş bir müdahale sayılmıştır. Cevap olumlu ise böyle bir müdahale bu maddenin 2. paragrafının gereklerine uygun düşüp düşmediğinin tarafımıza bildirilmesini ve Şenay Karaduman'ın diplomasını tesettürlü resimle verilmesi hususunda acilen tarafımıza yazı yazılması arz olunur. Şu hale bakın. Düşünün yani tarihin bir zamanlar üç kıtada insanların haklarını, hürriyetlerini, haysiyetlerini koruyan büyük Türk milletinin düştüğü şu acıklı, utanç verici hale bak. 2 sene uğraşmış diploması alamamış. Baş açık resim getireceksin. Başından başörtü atacaksın. Oraya koşmuş çare yok, buraya koşmuş çare yok. Cumhurbaşkanına gitmiş çare yok, çözüm yok. En son Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na müracaat etmiş zavallı kızcağız. Görüyor musunuz? Ne korkunç bir hadise canım. Vallahi ben utanıyorum. Yani şu kanunların ve şu laiklik ilkesinin altında yaşamaktan vallahi utanıyorum. Utanç duyuyorum yani. Bu ne biçim şey ya? Sen nasıl inanan bir kızın başörtüsüne nasıl müdahale edersin sen ya? Nasıl karar, nasıl karşı çıkarsın sen? Hani insanlar özgürdü, inandığı gibi yaşayacaktı? Nerede? Hani demokrasi vardı? Nerede? Anadan doğma sahneye çıkmaya müsaade ediyorsun da başına başörtüsünü koymaya niye müsaade etmiyorsun? Zalim oğlu zalim. Anadan doğma gece kulüplerinde, sokaklarda soyunmaya hürriyet var. Ama örtünmeye hürriyet yoksa İnsan haklarından bahsetmeye utanmıyor musunuz? Demokrasiden, şeffaflıktan, demokratikleşmekten, bahsetmekten utanmıyor musunuz? Şu vesika bir utanç vesikası değil midir İnsan Hakları Komisyonu'nda? İnşallah aziz müminler, 2000 yılına girmeden İslam'ı hakim kılacağız. Buna karar verin. Allah'a inandığınız gibi inanın. Çevrenize anlatın. Çoluk çocuğunuzu toplayın. Yolun kavşağına geldik. Bundan sonrası ya uçurum ya Allah'ın ahkamından başka yol olmadığına mutlak manada iman edin. Evvela büyüklere, rektörlere demin dedim, bakanlara, başkanlara, her türlü yetkili adama Kur'an'daki hükümlerin geçerli olup olmadığına, Allah'ın hükümlerinin isabetli olup olmadığına inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Allah aşkına sorun, telgraf çekin ve yazıyla sorun. Bakalım belli olsun kimin ne olduğu. İnanıp inanmamak meselesi bu. Türkiye bir kavşaktadır. Kendi halini, kendi hayatını, kendi nizamını tazelemek zorundadır. İnsan hakları eziliyor, hürriyetler mahvoluyor. Bakınız geçim şartları korkunç neticeye ulaştı. Hayat kahrediyor, hayat mahvediyor, yaşanmaz, çekilmez hale geldi. İnşallahü Teala bu istikamette, bu mahiyette çalışmalar devam edecek ve öyle zannediyorum ki yeryüzündeki bütün Müslümanların da kaderi aynı. Pakistan'daki Müslümanların da hali aynı. Mısır'daki Müslümanların hali de aynı. Suriye'deki Müslümanlar, Filistin'de, Lübnan'da, Cezayir'de, Sudan'da, Tunus'ta, Libya'da. Görüyorsunuz, Libya'ya bir bakan gitti geçen gün. Yine kadın bakanlardan birisi gitti biliyorsunuz. Dediler ki gazeteciler, Libya Müslüman memleket, orada herkes kadınlar kapalı mapalı. Sen böyle açık saçık gidiyorsun. Nasıl olacak deyince, ben laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanıyım. Aynen bile çıplak girip çıplak geleceğim dedi. Açık söylüyorlar yani, resmen söylüyor. Sakındıkları yok, çekindikleri yok. Hiçbir şeyden sakındıkları yok. Müslümanları enayi zannediyorlar, aptal zannediyorlar, Kur'an'dan habersiz zannediyorlar. Allah'ın hükümleri var mıymış yok, hiç mühim değil. Efendiler Allah aşkına ya tam inanalım, ya tam mümin olalım yahut böyle gitmeyecektir. Bundan 300 sene evvel Ömer Hayyam namında bir şair var. İranlı bir şair Ömer Hayyam. İçki içmek ile adeta öyle özdeşleşmiş ki kendisini bir balığın akvaryumda olması gibi kendisini şarabın içinde hissetmiş bir adam. Öyle içkici bir adam Ömer Hayyam. Ama sonuna doğru, hayatının sonuna doğru yazdığı şiirlerin birisinde aynen şöyle söylüyor. Bugünkü halimize benzediği için söylüyorum. Yeryüzü Müslümanların hali de bu, aynı vaziyette.
Ömer Hayyam diyor ki rubai, onun böyle dört satırlık şiirleri var. Rubaiyat diye geç kitaplarda. Rubai demek dörtlük, dört satırlık şiir demek. Bir tanesinde şöyle söylüyor. Bir elde kadeh, bir elde Kur'an. Kadeh dediği malum içki bardağı. Bir elde kadeh, bir elde Kur'an. İşimiz bir helal, bir haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz, ne tam Müslüman. Demiş adam. Böyle olmak mümkün. Böyle Allah'a gidemeyiz, böyle peygambere gidemeyiz. Böyle şehitlerin huzuruna çıkamayız. Allah sonumuzu İslam eylesin. Allah Türkiye Cumhuriyeti'nin sonunu İslam'ın hakimiyetiyle mühürlesin. Allah yeryüzü Müslümanlarının kurtuluşu nasip etsin inşallah. Allah Amerika'yı kahru perişan eylesin. Allah İsrail'in altın üstüne getirsin. Allah yeryüzündeki Müslümanların birleşmesini nasip etsin.